گردشگران بسیاری رو به خودش جذب می‌کنه به خاطر جاذبه‌های دیدن. این شهر دارای آثار تاریخی بسیاری هست، از جمله عمارت‌های بسیار زیبا، از جمله یک مسجد بسیار زیبا و دو تا موزه خیلی خوب، ایستگاه قدیمی قطار و بسیاری چیزهای دیگه که برای هر گردشگری که وارد این شهر بشه قابل دیدن و قابل توجه هست. من شما رو دعوت میکنم که گوشه هایی از زندگی در شهر زیبای اوشاک رو با هم ببینیم. جذب کرده یقیناً چیزهای بسیاری هست که ما باید اینجا ببینیم و شما رو در این سفر با خودمون همراه میکنیم تا شما هم در واقع لذت ببرید، تجربه کنید و چیزهای بسیاری رو درک کنید همونطور که ما اونها رو درک میکنیم.
شهر سنتیه، یه شهر سنتی با مردمانی مدرن، شهری که تونسته فرهنگ، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی خودش رو حفظ بکنه، اون رو در معرض نمایش عموم قرار بده و خودش رو پویا و اکتیو و بانشات در واقع حفظ کرده. اوشاک شهر دیدنی کشور ترکیه است. با ما همراه بشید تا اوشاک رو بهتر بشید. Fazla çeşitliliğe sahip. Uşak'la Kütahya arasında bulunan bir Murat Dağımız var. Murat Dağımız kış turizmine de açık. Kayak merkezimiz var. Yayla kültürü var Murat Dağı'nda. Göçebe hayatı yaşayan Murat Dağı'nda şu anda kalmamış. Eski çağlarda göçebe hayatı varmış ama şu anda göçebe hayatı yok. Uşak, Ankara-İzmir otoyolunun üstünde olduğu için çok fazla ulaşım ağı var. Türkiye'de ender havaalanı olan illerden, merkezde havaalanı olan illerden bir tanesi. Ulaşımı kolay, gezilip görebilecek yerleri çok fazla. Turistlerin ilgisini bir türlü çekememiş ama turistlerin ilgisini çekebilecek bir sürü yerleri var mevcut. Biraz sonra gideceğimiz tarihi evlerin bulunduğu sokaklar var. Bolu'da örnekleri olan Bolu evleri diye meşhur Türkiye'nin Bolu evleri vardır. Onlar gibi burada da Osmanlı zamanına dayanan evler restore ediliyor zaman zaman. Bu evler tekrar ekonomiye kazandırılıyor. O evlerden bir tanesindeyiz. Bu evler restore edilmiş zamanında. Şimdi halı ve kilim dokuma ev olarak kullanılıyor belediye tarafından, Uşak Belediyesi tarafından. اینجا مرکز شهر اوشاک، بافت قدیمی و کهن این شهر و محله‌ای که رنگ و بوی قدیمی و سنتی خودش رو هنوز هم حفظ کرده. زیباست. اکثر شهرهای ترکیه مرکز شهرشون یه بافت زیبا و دیدنی داره. شما رو دعوت می‌کنیم گوشه‌هایی از این محله قدیمی رو با هم ببینیم. ما
رنگ‌هایی رو می‌بینیم به رنگ‌های مختلف. خیابون‌ها و کوچه‌های سنگفرش، مردم مهربان، بازار گرم و پر رونق و خونه‌ها و پنجره‌ها و درهایی که واقعاً دیدنی‌ان. یعنی بافت قدیمی این شهر خیلی خیلی مناسبه برای کسانی که علاقمند به عکاسی از بافت‌های سنتی هستن. اوشاک سرشار از دیدنیه. همه جاش، توی شهر، توی مرکز شهر، توی کوچه‌هاش، مساجدش، عمارت‌های قدیمی و تاریخیش. حالا می‌خوایم بریم یکی از این خونه‌ها رو از داخل ببینیم. ببینیم توی خونه‌ها چه خبره. بیرونشون که رنگی و زیباست. توشون ببینیم چی هست. Burası Abdülkadir Tekeş'e ait, Tekeşoğlu konağı. 140 yıllık bir geçmişe sahip, daha öncesinde Kurtuluş Savaşı dönemlerinde falan aktif olarak kullanılan bir konak. 2007 yılında devlete bağışlandı, devletimiz bunu restore etti ve şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi olarak hizmet vermekte. Burada Gençlik Merkezi'nde ne gibi faaliyetler olur? Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin kişisel gelişimine dayalı işte sanatsal çalışmalar, enstrüman kursları, dile yönelik kurslar bu şekilde genelde faaliyetler düzenlenir. Gönüllülük faaliyetleri işte daha çok böyle merhamet duygusunu, kişisel duyguları arttırmak için buna yönelik faaliyetler olur. Buralar çok amaçlı atölyeler. Mesela burada kara kalem çalışmaları, Ömer Haris Demir'in kara kalem çalışmaları. Burada yine telsip, hat çalışmaları. Aynen. Yine bu şekilde. Yine buralarda çok amaçlı atölyemiz bu şekilde. Buradaki taşlar el işçiliğiyle işlenmiş taşlar ve orijinaldir. Orijinalliği korunmuştur bu şekilde. Buralarda yine gençlerimiz için ayrılmış atölyeler vardır. Burada mesela İngilizce kursumuz var. Projeksiyon eşliğinde. Genel manada bu şekilde. Çok güzel. Piyanomuz var aynı şekilde. Tabii öğrencilerimiz burada kendisi çalışabiliyorlar. Merhaba, buraya gelsin. Burada da öğrencilerimizin de hizmet kursunun işte resim kursunda gençler kendini geliştirmeye devam ediyor. Uşak'a ait halı tezgahı diyebiliriz. Yani şöyle Osmanlı dönem veya daha öncesinde halıların dokunduğu tezgah. Günümüzde de hala bu şekilde halı dokunmaya devam ediyor. Gençlerimize halk eğitimle beraber ortak sunduğumuz diksiyon, İngilizce, ne bileyim bağlama, gitar, her türlü eğitimler veriyoruz. İşte bizim daha çok işimiz gönüllülük esaslı. Gençlerimize rol model olmaya çalışıyoruz. İşimiz gençlik. Eyvallah. Böyle diyelim hocam inşallah. İnşallah. شهر اوشان یک شهر توریستیه، یک شهری که ضمن توسعه یافتگی اصالت و بافت سنتی خودش رو حفظ کرده.